Vay 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 vay. Şimdi hazırlıyoruz. Ne yapıyorsun ya? Sevgili seyirciler, arkamda görmüş olduğunuz yer meşhur Rum Kale. Vay 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 vay. Sevgili seyirciler, şu anda neredeyiz? Gaziantep'teyiz. Hemen şurayı döner dönmez neredeyiz? Şanlıurfa'dayız. Yârimi götürdü anam, kanlı zalimdir. Vay sevgili seyirciler, bildiğiniz caminin çatısına geldik. Hemen şurası görmüş olduğunuz gibi. Arasında kaşar peynirleri görmüş olduğunuz gibi iyice erimiş. Şöyle göstereyim. Sevgili seyirciler, binlerce yıllık tarihiyle, halıcılığıyla, el sanatlarıyla, Rum Kalesi'yle Fırat Nehri'nin beslediği bereketli topraklardayız. Gastronominin başkentindeyiz. Gazi şehrimiz Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te gidiyoruz gündüz gece. Sevgili seyirciler, güzel Gaziantep'te şahane bir mekandayız. Fuat abimle beraberiz. Efsane bir lezzet, şahane bir nimet yapacağız bugün. Neydi onun adı Fuat abi? Kiremitte lavaş kebabı. Kiremitte lavaş kebabı. Gaziantep'in yüzlerce, hatta 500'den 600'den fazla lezzetleri, nimetleri yetmiyor. Bir de icat mı çıkardın sen? Aynen öyle oldu. İcat çıkarmışlar. Kendileri bunu üretmişler, burada yapmışlar. Onun hikayesini konuşacağız. İstanbul'dan, Bodrum'dan niye geldi onun hikayesini konuşacağız. Malzemeleri bir sayalım Fuat abi. Ne lazım bize? Gaziantep'te yetişen hallik. Hallik. Nasıl? Ne? Hallik. Hallik. Gaziantep halligi. Aynı patlatacağım. Aynen. Mı? Patlatıyorum, dinle. Hallik. Aynen. Ya Allah'ına kurban ya. Normal. Hallik ne? Koyun mu, kuzu normal mu? Kuzu türlerine göre. Ha. Ayakları biraz daha kısa, kuyruğu daha kısa ve daha yağlı, daha lezzetli, aynı zamanda kokusuz. Hallik. Koku yok, evet. Gaziantep halliği mi bunun? Gaziantep halliği genellikle Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep yörelerinde yetişir. Normalde kuzu kokar, bilirsiniz. Koyun kokar. Antep halliği kokmaz kesinlikle. Neyi onun adı? Antep halliği. Yok, Antep dedin. Antep halliği. Antep halliği. Antep halliği. Halliği. Ben o şeyini öğreneceğim. Gidene kadar öğreneceğim. Antep halliği. Antep halliğinin kuzunun neresi bu abi? Kuzunun but kısmı bu. Sonra aynen. Ne lazım? Özel az yağlı kaşarımız, özel hamurumuz. Üstüne kapatmak için buharla pişiyor çünkü bu ürün. Öyle mi? Tabii ki. Son tamam. 7 dakika buharla pişiyor. Sonra baharatlar mı? Baharat yok. Sadece karabiber. Karabiber. En büyük özelliği baharatsız olması. Etin lezzetine. Ha öyle mi? Tamam. Sadece karabiber mi var? Sadece karabiber. Bak, ben en önemlisi kiremit. Ha. Yani ete kokusunu veren, lezzetini veren toprak kiremit. Yani bizim yatak bu. Bunun aynen, üzerine sereceğiz. Aynen. Sonra üstünü yorgan olarak ne örteceğiz? Hamur örteceğiz. Hamur tamam. Örteceğiz. Tamam. 6-7 dakika hamurla pişeceğiz. Tamam. Hadi bismillah başlayalım abi. İlk önce ne yapıyoruz? İlk önce etimizi temizliyoruz. Temizleyelim abi. Bismillah. Etin neresini alıyoruz şimdi? Etin en lezzetli yeri etin tamamının karşımıdır. Öyle mi? Ve etin kemiğe yakın olan kısımları. Ha kemiğe yakın kısımları. Bunları daha lezzetli olur. Ha bak bunları da öğreniyoruz bu arada. Şu da küşlemesi de dahil hepsini karıştırıyor. Küşleme neresi küşleme? Küşleme şurası. Nere? Ha bu küşleme mi bu? Küşleme bu her hayvanda bu. Bir tane mi bu? Her hayvanda iki tane var. Ha iki tane. Sağ bir solda evet. Küşlemesi de meşhur biliyorsunuz Gaziantep'in. Kesinlikle. Ama bugün ne yapacağız abi? Kiremitte lavaş kebabı. Lavaş kebabı. Fuat abi kaç yıl oldu? Yaklaşık 26 yıldır bu işe. 26 yıldır. Aynen. Ben Breş'te bu mesleğe başladım. Ha sonra? Daha sonra bir zamanlar biliyorsunuz Türkiye'de şehir dışına kaçmak modaydı. Evet. İstanbul'a kaçtım. İstanbul'a mı kaçtın? İstanbul'a kaçtım. Oradan Antalya'ya, Muğla, Türkiye'nin çeşitli illerinde çalıştım. Hı hı. Tabii. Çok farklı konumlarda çalıştım. Sonra Bodrum'da çalıştın. Muğla. 5 yıldızlı otellerde. Tabii tabii tabii. 5 yıldızlı otellerde çalıştım. En son 2011 yılından beri Gaziantep'teyim. Kürkçü dükkanına döndün yani. Çok iyi bir usta olmama rağmen, dışarıda çok iyi bir kariyerimin olmasına rağmen Gaziantep'e geldim ve zorlandım. Hadi canım. Bunun da sebebi şu, çünkü Gaziantep halkının çok müthiş bir damak zevki ya. Var. Ama iyi oldu, niye iyi oldu? Daha sonra bunu avantaja çevirdik. Ne dedin, ne dedin o zaman? Madem dedim ki çok uzmanlar, ha? O zaman ustayı fark ederler. Vay, ve güzel. İşin en doğrusunu yapmaya çalıştım. Helal olsun. En doğrusunu yapınca da Gaziantep kesinlikle keşfediyor seni. Değil buluyor. Mi? Malı iyi olanın müşterisi Bağdat'tan kesinlikle. Gelir. Değil mi abi? Nohut dürümü bile ünlü Gaziantep'te. Tabii. Bu neydi abi? Allah, haydır Allah. Zırh dediğimiz uçağımız. Zırhta evet, mı yapacağız? Zırhta yapacağız. 28 yıl, dile kolay sevgili seyirciler. Ustalık böyle bir şey yani. Ama Fuat abi şimdi Bodrum'da çalışmış. Antalya'da o 5 yıldızlı otellerde çalışıp Antep'e geldiğinde tam ben oldum dediğinde ne? Bir bakmış ki Allah
İlk başta Antep'te Fuat abim hiç beğenen takan yok. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Öyle. Demiş ki ya kardeşim 1000 kişiye böyle bir anda servis yapıyorduk. Ne oldu? Şimdi, ama burası Antep dediler. Burası Antep. Türkiye genelinde bir yemek çıkartmak istiyorsanız, aha, bir yemeği tutturmak istiyorsanız Gaziantep'te deneyeceksiniz. Aynen. Tutarsa dünyada tutar. Sen ne yaptın? Aslında benim burada çok yaptığım bir şey yok. Müşteriler kesinlikle sizi yönlendiriyor. Yani bir işte ürün çıkarıyorsunuz, tutuluyorsa o ürünün devamını getiriyorsunuz. Tutulmuyorsa kesiyorsunuz. Israr etmeye gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi etimizi doğruyoruz. Antep'in kalesine astılar fermanımı. Eman. Hem oynayıp hem şey yapabiliyor musun, kesebiliyor musun? Hem halay çekip? Yok, bende o yok tecrübe mu? Yok. Yani. Güzel yemek yaparım, güzel kebap yaparım ama... Hem oynayıp, hem halay çekip, hem söyleyip bir taraftan da yapamaz mısın? Maalesef. İşte onu bu kardeşin yapıyor. Yapıyor musun ya siz? Söylüyorum, oynuyorum ama yapamıyorum. Yemek anladım. Şey yapamıyorum, onu yapamıyorum. Şimdi etimiz hazır, doğrayacağız tamam. Bu etimizi. Hakikaten maşallah ustalık başka bir şey. Eline yakışıyor derler ya abi. Kardeş gel kardeşim. Gel. Şunu alalım. Evet. Bismillah. Tamam, teşekkür ediyoruz. Ana da baba da var mıydı böyle aşçılık? Nereden geldi Fuat abi? Çok iş sahası olmadığı için. Böyle. Kalbi fabrika olsun, ne bileyim. Birazcık için söylüyorum. Zamanında bu mesleğe yöneldik. Hoşuna da gitti. Devam ediyor. Sevdin ama severek yapıyorsun. O zaman mecburdum. Seviyorsun bu işi. İnkar etme. Tabii ki seviyoruz. Gözlerinden belli. Sevmeden yapılmaz. Evet. Bir de sen icat çıkarıyorsun. İcat yapıyorsun. Çıkarttırıyorlar. Çıkarana tabii. Değil, çıkarttırana bak diyeceksin. Arz ve talep meselesi. Arz talep, tamam abi. Şimdi zırhta mı sıra? Şimdi yok. Buna biraz da kuyruk. Kendi kuyruğundan vuracağız. Kendi kuyruğum olacak halliğin. Kendi kuyruğum olacak. Kimin? Hallik. Antep Hallik'i. Sevgiler, koyun kuzu kokmasın diyorsanız Antep Kilis bu civarında. Antep Kilis, Şanlıurfa. Şanlıurfa. Hallik var. Antep Hallik'i. Antep Hallik'i. Hani koyunu da kokmuyor, kuzusu da kokmuyor. Çünkü kesinlikle. Birçok insan koyun kuzu eti yemiyorlar. Kokuyor yemiyorlar diye. Kesinlikle. Koyun mu bu, dana mı diyorlar falan. Böyle kuzu diyorsun, yok kokar bundan diyorlar. Bundan hiç koku yok. Ama Antep Hallik'inde, aynı patlatacağız burada. Aynen. Antep Hallik'inde asla öyle bir koku yok. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Geldiğiniz zaman özellikle Antep Hallik'i mi derseniz, hani garsona ya da şefe, müthiş bir havanız oluyor. Artı hani lan işi biliyor. Hani bize de mi? Hani, bize de mi? Bize de mi lolo falan yani. Kesinlikle. Bize ona göre getirin falan yani. Herkes akıllı olsun falan. Ona göre size servis yaptık. Burası Gaziantep. Unutmayın. Burası Gaziantep. Antep Hallik'i. Hadi ne yapıyorsun? Kuyruğumuzu getiriyoruz şimdi. Kim kuyruğu? Kuyruğumuz yok. Hallik'in kuyruğu var. Aynen öyle. Ooo vay. Ay maşallah. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu kendi kuyruğu mu? Kendi kuyruğu evet. Yine başka bir Hallik'in kuyruğu olma ihtimali var mı? Mümkün olabilir. Her koyun kendi kuyruğundan aslında. Bacağından, kuyruğundan. Ve kendi kuyruğundan. Vay. Bu da var ya Hallik'in peyniri gibi yalnız kuyruk. O kadar güzel kesiliyor ki. Şimdi bunu önce bir karıştıralım. İşte bu tam bir ustalık yani. Bunu 30 senede bu işi yapsa yapamayanlar var. Şu zırh işi değil mi? Başka bir şey abi. Kesinlikle. Şimdi bunu tuz atacağım buna. Tam karışsın. Tamam. Yedirelim diye. Tamam. Şimdi bunu karıştırıyorum. Tamam. Vay. Tezgahımız küçük olduğu için yarısını çekip. Dersiniz sunum yapacağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Tamam hadi. Tamam. Fuat abi sesin güzel mi? Hiç güzel değil. Ya o zaman çok söyleyeyim. Antep'in kalesine astılar fermanımı. Eman. Astılar fermanımı. İki koldan bir yandan kestiler fermanımı. Eman. Kestiler fermanımı. Sevgimizden ziyade türkümüzü de kattık. Var ya, diyor ki nereden çıktı bu adam diyor ya. Başlıyoruz bismillah. Haydır Allah. Ya o kadar ağır ki sevgili seyirciler. Fuat abi bunlar artık burada yarım saat sürüyor mu abi? Ağır olması en büyük özelliği. Gerçekten mi? Tabii ki. Ama niye, hafif daha kolay olmaz mı? Yok abi? Daha kolay olmaz, daha zor olur. Ha Allah. Bismillah, vay. Bu eti makinede çektiğimiz zaman suyu kaçıyor. Ama zırh da ezilmeden tane o suyu kaçıyor. Tabii en büyük etkenlerinden bir tanesi de bıçakla çekilmesidir. Allah makineyle Allah. Değil. Ne yapıyordu? Suyu ne yapıyordu? Suyunu kaçırmıyor etin.
Ha, eti kaçınmıyor. Kurutmuyor tabii ki. Ha. O yüzden zırhtaki daha kıymetli. Daha kıymetli olur, daha lezzetli olur. Vay 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 vay. Etin hazırlanışını görmeyen biri, Gaziantep için söylüyorum, zırh mı makine mi olduğunu bilir. Anlar mı? Kesin. Hadi canım. Anlar. Abo! 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 Nereye geldik biz sevgili seçim? Burası Antalya değil yani, ne bileyim, denizimiz yok. He. Başka bir şeyimiz yok. Canımız sıkıldıkça en güzel aktivitemiz yemek yemek. Beyran'a gidelim, künefeye gidelim, kebaba gidelim. Aa. Ve dışarıdan gelen memur arkadaşlarımız da bize ayak uyduruyor. Çok kısa bir zaman içinde, 1-2 ay. Mesela şöyle Antep'e geliyorlar, kilo alıp dönüyorlar değil mi? %90 bayağı. Tabii ki. Ama biz kilo almıyoruz. Çünkü Gaziantep'te çok çalışkan, çok çalışıyor. Ha, çalışmak lazım. Çok çalışıyor. Eyvallah. Ben aslen Urfalıyım. Hı hı. Urfa Brezilyalıyım. Ama Gaziantep halkına hayranım. Zaten çalışkan olmasa yani dünyanın gastronominin ana merkezi olmazdı yani hakikaten. Dünya hayran, biz de hayran. Sadece gastronomi değil, sanayide de çok ileride bir kentimiz. Aynen. Sabah saat 5'te, 5.30'da yollar tıklım tıklım. İşe gidiyorlar. Yakışır Antep'e. Bu ne kadar sürecek abi öyle? Küçültene kadar. Tamamen küçülteceğiz bunu. Tamam. Kıyma haline getireceğiz. Fuat abi, yoruldun be abi. Çok güzel ve tatlı bir yorgunluk. Çünkü ortaya güzel bir emek çıkıyor. Kalpten mi söyledin bunu yoksa kesinlikle. Öyle? Kesinlikle. Emek yoksa... Yemek yok. Yemek yok. Bunu bana bir öğretir misin Fuat tabii abi? Tabii ki. Kız, bunun stili nedir yani? Şimdi bu elimiz denge. Bu el denge. Bunu sadece... sağa sola gitmesin diye tutuyoruz. Ha, bunun bir şeyi yok yani, tutuyor. Yok, şunla şöyle sürükleyerek yani şu şekil. Ben hızlı yaptığım için gözükmüyor ama tamam. Şu şekil yani kaydıra kaydıra. Ha, tamam. Sesi. Ama bak şöyle şöyle. Şuradan. Ha, şuradan mı tutuyoruz? Şöyle 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 şöyle. Ama Fuat abinin bir hareketi var sevgili seyirciler, bak şu. Bak o Urfa hareketini sezdim senden, bak bak. Şeyde halayı oradan mı çekiyorum? Halayda bak şu, bak niye? Bak şu hareket, tamam mı? Hani bunu yaparak bir zılgıt da at sen orada. At zılgıtı. Nasıl? Güzel ama. Ne güzel? Güzel çekiyorsun. Bak sevgili seyirciler şöyle. Bunun inceliği şu. Hafif omuzu. Ha bak hareketli değil mi abi? Omuzdan evet. Ya omuz böyle hani bir omuz da olacak yani. Omuz veriyoruz. Fuat abi dedi ki bir omuz ver Kürşat dedi. Ben de aldım şimdi. Söyleyeceğim türküyü ya, dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum, etimi elinden alacağım. Çünkü etim eziliyor. Ya, et mırdar olacak diye için gitti. tamam ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Şimdi tamam, hazırlıyoruz. Ya, ne yapıyorsun ya? Tamam kızma ya. Son bir iki tane daha vurup işleme başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir alet vardı. Kiremide alalım. Şu kiremit, buyurun. Kiremitle lavaş kebabı yapıyoruz. Kendi icatları ama şu an bütün Antep'i bırakıp Türkiye'ye bayağı dağıldı, yayıldı. Kesinlikle. Değil mi? Herkes de yapmaya başladı. Yani güzel bir şey değil mi mesela? Tabii ki, kesinlikle. Bizi kıskanıyor musun? Kesinlikle, hayır. Patentini almadık zaten, bilerek almadık. Vallahi. Tabii ki, Gaziantep halkına adadık zaten. Helal olsun. Bu yemeğin Gaziantep'ten çıktı, bilindikten sonra yeter bize. Adamsın. Vallahi seni çok takdir ettim. Ben Gaziantep'in artık tescilli nimetlerinden, şahane lezzetlerinden bir tanesi. Kiremit'te. Gaziantep adına tescilli, restoranımızın adına değil. Onu söylemek tamam, istedim. Tamam, onu söyle. Gaziantep'in, evet. Tabii. Neydi? Kiremit'te? Lavaş kebabı. Kiremit'i getirdik. Burada. Tamam, şimdi onu kenara koyalım. Koydum, buyurun. Kasap jelatini dediğimiz jelatinimiz. Ha, ne yapacağız? Hanam, anam, garip anam. Buradan sizden yardım isteyeceğim. Olmaz, kusura bakma, şu an türkü söyleyeyim. Sen yoksun yanımda, demin kime önce dert yanım. Bismillah. Böyle mi? Abi vur. Abi demin biraz yabancısıyım da. Süpersin. Yeter mi? 10 numara. Biraz da ben vurabilir miyim? Bak onunla yazık var ya. Ben buna 10 numara ha. 10 numara biraz da sen ez beni ya. İyiyse 10 numaraysa sen niye vuruyorsun? O zaman biraz daha vurarım. Çekil. Allah'ım ya Rabbim. Beni de kırmayacak tamam. Ya hani rezil etmeyecek. Al tamam. O zaman. Süpersin. Al bunu hak ettim. Sinirlendiğin zaman daha güzel vurmuştun. Öyle mi? Vay, vay 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 vay. Fuat abi. Abi ne yaptım be? Bunlar nasıl hareketler abi? Oo. Vay 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 sevgili seyirciler.
Evinizde denemeyin. Yani yalnızken denemeyin. Yanında bir böyle bir adam olması lazım ki vuracak yani. Şirin efsane görünüyor. Çok güzel değil mi abi ya? Süper. Şimdi az yağlı özel kaşarımızı koyuyoruz. Hah, özel kaşarımız. Sevgili seyirciler, özel kaşarmış. Az yağlı özel kaşar. Şöyle. Allah Allah. Baharat olarak sadece karabiber. Buyurun usta. Karabiberden başka hiçbir baharat kullanmıyoruz. Bu kadar. Bu kadar. O da çok da koymuyoruz yani. Yok. Değil mi? Müthiş bir lezzet verecek ama. Şimdi ne yapıyoruz? Aynısını üstüne mı? Üstüne de bir tabaka daha koyuyoruz. Ha, bunu kapatacağız böyle top gibi olacak. Tabii ki, tabii ki. Vermedi. Bak. Her aramızdaki güven ilişkisi. Şu hareketi yaptın ya abi, tamam. Abi altı sana ait, üstü bana ait. Tamam, doğru söylüyorsun. Fuat abi sana helal olsun, yemin ediyorum. Yapıyorsun bu işi Fuat abi. Hakkını veriyorsun. Ben çekeyim. Şunu ben çekeyim. Vay vay. Sevgili seyirciler, bakar mısınız ya şöyle? Allah Allah! Çok güzel oldu. Arasında kaşar peyniri var. Özel bir kaşar. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu fırına süreceğiz. Yaklaşık bir 8-9 dakika pişecek. O kadar. Geri çekeceğiz. He, niye ki? Ekmek kapatacağız. Ha, üstü ekmek olacak bunun. Son 7 dakika, 6 veya 7 dakika buharla pişecek. Tamam. Yani etin o lezzeti tamamen üstündeki ekmeğe bulaşacak. Tamam. Hadi gidelim bakalım. Fırına gidiyoruz. Hadi gidelim. Ve işte geldik. Nereye geldik? Fırının başına geldik. Daş fırının başına geldik sevgili seyirciler. Fuat abi. Bunu tamam. Ben yiyeceğim, onu siz yiyeceksiniz. Tamam inşallah. Tamam diyeceğim. Şimdi fırına gönderiyoruz sevgili seyirciler. Zıvırı zıvırı 5-6 dakika sürüyor. 5-6 dakika orada kalacak. Yok, kalacak. Bir tekrar bir daha atacağız. Değil en mi? Son ekmekle kapatıp işi bitireceğiz. Ya, müthiş bir lezzet, şahane bir nimet. Fuat abi, bunun üstüne hamur yok. Hamur nerede? Un var da. Hazır. Al gel hamurumu. Ha, hamur orada kaldı. Ha, hazırladım tamam. Ben hamuru önceden hazırladım. Şahane. Üzerini hamurla kapatacağız. En son hamurla kapatıp üstüne de susam ve çörek otuyla Allah. Güzel bir süsleyeceğiz. Vay vay. Ondan sonra vay. Ziyafete gel. Daha ne olsun ya. Fat abi dayanamıyorum, yanına geleceğim. Yanına gel abi. Geliyorum abi. Gel. Sen bunu al. Bismillah. Anam. Anam burada var ya. Bolu tüneli gibi ya. Git bitmiyor ha. Benim boyum seninkinden uzun. Ben rahat geçtim. He senin uzun da sanırsın şey zannedersin. Şey Fenerbahçe basket takımında. Aynı ne boyumuz o kadar. Aynı mı? Aynı değil mi? Aynı. Şu kadar aynı fark var. Aynen. Biraz da şöyle kalkışmayı şöyle yaparsan daha iyi olacak. Anam burası ne kadar sıcak. Bunu hep takip etmek mi lazım böyle ya? Yok. Yani. Saati var. Evet, saat kurmadık. Ben tuttum. Kaç dakika olacak? 7 dakika. Üstü tamamen zırh. Bizim buraların şeyi, hellik. Antep helliği. Antep helliği. Kuzusu. Kuzusunun döşü, böğrü. Neresiydi ya? But kısmı. Ve sırt kısmı. Şimdi biz bekliyoruz. Kıvırı zıvırı şurada 2-3 dakika kaldı. Ondan sonra neler olacak beraber görelim. Küncülü kebap. Küncülü kebap. Vay vay. Bu da çok güzel abi ya. Allah. Of. İçinde kebap var sevgili seyirciler. Böyle. Şuna yoğurt alabilir miyim arkadaşlar? Bu da mı zırhtı abi? Bu da mı zırhtı? Bu da zırhtı. Aynı et. Çorba ekmeği hemen veriyoruz. Ya üstüm başım un oldu Fuat abi ya. Maydanoz mu? Maydanoz mu yiyeyim? Yok maydanoz. Ha. Çorba ekmeği kim istedi? Evet abi. Kaç tane? İki tane. Efendim. İki tane. Buyurun maydanoz. Vay vay vay. Küncülü kebap sevgili seyirciler. Alayım devamını. Şimdi ne alıyoruz? Ne yapıyoruz? Alıyoruz şimdi. Alıyoruz sevgili işte. Seyirciler. Geliyor. Evet. Kiremitte. Lavaş kebabı. Evet. Kiremitte lavaş kebabı sevgili seyirciler. Ve cızır 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 sesleriyle aramıza katıldılar. Şöyle. Allah Allah. Onlar arasında böyle kaşarlar şimdi eridi iyice sevgili seyirciler. Ama daha bitmedi tabi bunun işi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi üstünü kapatacağım ben bunu. Tamam kapatacağız. Nasıl kapatacağız?
o kapağını yapıyoruz bir dakika. Evet. Vay 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 vay. Fuat Usta, yapıyorsun bu işi be usta ya. Eline sağlık abi. Eyvallah. Ya. Vallahi cansın. Bu ne? Sürdüğümüz ne? Bu da ayran. Ayran mı? Gerçekten ayran mı? Ayran ve diğerleri. Ha, sır. Bak şimdi burada dur. Şimdi ayran ve... tamam da bu diğerleri ne? Söylemiyor. Niye söylemiyor? Saygı duyarım. Saygı duyuyorum şu anda sana. Teşekkür ederim. Bana çıkışta anlat be. Evet şimdi kapattık. Kapattık kiremitlerin üstünü sevgili seyirciler. Gönderiyoruz fırına. Kıvırı zıvırı. Kaç dakika ustam? 7. Tam. Yine 7 dakika. Yani başlarken 7 dakikaydı. Çıkardık. Kapağın üstüne koydu hamuru. Açtı. Kapağın üstüne geçirdi. Yine 7 dakika değil mi ustam? Ve işte geliyor. Ne geliyor? Kiremitte lavaş kebabı. Kiremitte lavaş kebabı sevgili seyirciler. Ve şurası bir efsane. Fuat abi şov yaptım be. Hani hala devam mı? Bak 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 bak. O ne? Tereyağı. Allah 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 Allah. Bu Ali Nazik. Allah 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 Allah. Yoğurtu çanak. Nasıl sevmek? Yoğurtu beyti. Of 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 of. Baba Ganmuş. Baba Ganmuş bu mu? Baba Ganmuş o. Ve bu da küncülü kebabımız. Oy verene kurban olayım. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi masaya geçelim, orada biraz sohbet edelim sevgili seyirciler. Buyurun buyurun, bismillah bismillah. Ve işte şahane, efsane lezzetlerden sadece birkaç tanesi ama bizim başrolümüz neydi? Kiremitte lavaş kebabı. Şimdi bu nasıl gelir? Mustafa Bey. Mustafa Bey. Aa, sevgili Mustafa Bey'i tanıştırmayı unuttum. Mustafa Bey, buranın işletme... Fuat Usta'nın hem kardeşiyim, hem ortağım. İşletme kısmına bakıyorum. Aynen. Öncelikle abim ve ortağım için onu söylemiyorum. Fuat Usta'nın ustalığı önünde ceket iliklemek istiyorum. Ben de ilikleyeceğim ama ceket yok. Hakkını helal et. İlikleyemiyorum şu anda. Hakikaten eline sağlık. Eline sağlık. Vay! 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 Bunu yemeyi de bilmek lazım tabii yani böyle. Of! Bu ne ya? İçinde kaşarı. Allahu Ekber. Onu da keselim isterseniz. Onu da keselim. Dur onu ben keseyim. Evet Münir abim. Çok çok özendim sana ya. Şöyle ben keseyim. Nere bunun şeyi ya? Bu sesi duyun yani. Bu sesi önemli değil mi abi? Oldu mu abi? Oldu. Mis gibi oldu hem de. Allahu Ekber. Ya bakar mısınız sevgili seyirciler? Ben de yedim. Antep'e gelmekle nereye gidek ya? Nereye gidek? Şuna bakar mısın şu güzelliğe? Bak şöyle bismillah. Yine arasında kaşar peynirleri görmüş olduğunuz gibi iyice erimiş. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle çevireyim. Kaldırayım mı? Yok, şöyle 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 göstereyim. Şahane zırhta çekilmiş efsane etimiz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra alıyoruz. Böyle alıyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle şöyle göstereyim. Antep'in efsane şahane kiremette lavaş kebabı. Kiremitte lavaş kebabı. Afiyet olsun. Güzel Gaziantep'teyiz. Buyurun gelin beraber olsun. Buyurun. Şimdi sen havayı çekmiyorsan çek birileri çıkar ellam yani. Evet. İşte Antep'in kalesine astılar fermanını. Eman 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 astılar fermanını. Türkiye'nin en büyük cam terasındayız. İki ili, üç ilçeyi birleştiren muhteşem bir yerdeyiz. Gaziantep'in güzel ilçesi Yavuzeli'ndeyiz. Muhteşem bir cam terastayız. Yani çok yüksekteyiz. Yani bayağı yüksekteyiz. Şu an Antep'teyim. Bak şurası, burası Antep. Hemen şurası, şurası Şanlıurfa. Ya yani burası Gaziantep, orası Şanlıurfa. Burası Yavuzeli, hemen şurası Nizip. Burası Fırat Nehri, burası Merzivan Çayı.
Hemen şurası Halfeti. Yani acayip bir yerdeyiz. Yani muhteşem bir yerdeyiz. Hakikaten muhteşem bir yerdeyiz. Aşağıda çok güzel gezi tekneleri var. O gezi tekneleriyle gidiyorsunuz işte hemen Halfeti'yi gezebiliyorsunuz. Arkamda görmüş olduğunuz yer meşhur Rum Kale. Rum Kale'de Roma ve Bizans döneminde savunma kalesi olarak kullanılıyor. Fakat ondan öncesi de var. Yani Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın burada yaşadığı söyleniyor ve İncil'in burada çoğaltıldığı söyleniyor. Hatta burada bir mağarada saklandığı söyleniyor. İçerisinde çok derin bir kuyu var sevgili seyirciler. İşte savaş zamanında herhangi bir tehlike anında işte suyu depolamak için kullanılan kuyu var, kaçış tünelleri var. 80 metre derinliğinde, 18 metre çapında büyük bir kuyunun olduğu söyleniyor içerisinde. Çok da keyifli bir yer yani, müthiş bir havası var. Sağımda Şanlıurfa, bulunduğum yer Gaziantep. Hemen aşağıda Fırat Nehri, hemen solumda Merzimen Çayı. Her yere hakimiz burada. Şimdi aşağı doğru inelim, bakalım. Nasıl bir şey bizi bekliyor, neler bekliyor? Gidelim beraber görelim. Şehrinde Yavuz El Limanı'ndayız. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok tekne var ve bunların hepsi gezi teknesi. Peki biz nereden geldik? Az önce o yukarıdan geldik. Görmüş olduğunuz gibi seyit arasından oradan aşağı doğru geldik. Yavuz El Limanı'ndayız. Niye geldik? Çünkü bizim bir Hüseyin abimiz var. Hüseyin abi bizi gezdirecek. Bakalım biz neler göreceğiz. Bu arada sesler de duyuyorsunuz. Müthiş bir burada hazırlık evet. Var. Selamünaleyküm. Kürsü Rum Kale'ye hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Efendim tanıştırayım. Ben Hüseyin. Hüseyin abi. Evet. Rum Kale'de tekneciyim. Buraları en iyi bilenlerden. Biz de ona soracağız. Ondan öğreneceğiz. Bu sesler şu anda restorasyonun evet. Sesleri. Evet. Kalede restorasyon var. Matkap ispiral sesleridir. Acayip. Burada bir hazırlık var sevgili seyirciler. Yazın burası dolup taşıyor maşallah. Dünyanın her yerinden insanlar evet, geliyor. Evet. Evet. Cıvıl cıvıl oluyor burası. O zaman çıkıyoruz yola. Buyurun binelim tekneye. Hadi buyurun binelim. Bismillah. Buyurun. Önden evet, buyurun. Eyvallah abim. Sağ olasın. Hüseyin abi çok güzel bir yerdeyiz. Evet ya. Muhteşem. Doğa, tarih, güzellik, su, sessizlik en önemlisi vallahi. Zaten sessizlik. Hep böyle sessiz mi abi? Genellikle hafta sonu hariç hafta içi böyle sessiz. İki tane de çay olsaydı şurada var ya. Hiç tadına doyulmazdı. Evet. Şu anda neredeyiz abi? Şu anda Merzimen Çayı üzerindeyiz. Fırat öbür tarafta Merzimen Çayı Fırat'ın bir koludur. Eyvallah. Aynı zamanda Rum Kale'nin batı kapısındayız. Evet. İskeleyi görüyorsun. Bak orada iskele var. Evet, oraya tekneler yanaştıktan sonra 5 kapıyı geçtikten sonra kalenin üzerine öyle ulaşıyorsun. Vay 5 kapı. Evet ana giriş kapısı burası kalenin. Bu kaleyi kim yapmış abi? Bu kaleyi tam olarak tarihini bilen yok. Hı-hı. En son Rumların yaşadığı söyleniyor. Hı-hı. Onun için ismi Rum Kale diye, evet, kalmış. Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna. Evet. Burada İncil'i çoğaltmış, evet, yazmış değil evet, mi? Evet, o evet. Bir, çok evet, eski bir tarih. Bir mağarada yani. Evet İncil'in mısralarını çoğaltmış. Üzerinde Aziz Nefses Kilisesi, hı, manastırı. Çıkıp gezsek çok muhteşem. Vallahi. Hemen hemen bir günümüzü alacak o yerler var. Peki orada neler var? Kiliseler var, evler falan. Evet evler var. Ayrıyeten mazgalları var. Bak karşıda görüyorsun. Şurası. Nöbet yerleri, ok atma yerleri. Vay. Bak yarık şu şeklinde evet. Olan yerler. Evet oralar nöbet kulübeleri. Vay 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 vay. Orada nöbetçiler kapının tam üzerinde gelen tehlikeye karşı orada nöbet tutuyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar ne yiyor, ne içiyor abi bu kalenin içinde? Bunlar ne yapıyorlarmış? Ya zamanında
burada fazla tarım arazisi de yok. Evet yok. Fıstık. Buranın genellikle... Fıstıkla da ömür geçmez. Aynen yani. Fıstıkla da karın doymaz yani. Biz şu an Merzimen çayı üzerindeyiz. Merzimen buradan bir kilometre falan yukarıya çıktığında ondan sonra bu göl biter. Ha bu göl bitiyor evet, orada. Evet. Çay karışır. Merzimen çayı kolu karışır bu göle. Hı-hı. Yani bu Fırat'ın bir yatağı. Şu anda Gaziantep Yavuzeli bu taraf. Nizip nerede? Nizip. Kale şu anda Nizip'e ait. Ama Nizip evet. Nizip şu anda. Evet. Tam Yavuzeli'nde Nizip'in orta yeriniz. Kale Allah Nizip'e ait Allah. Ama ikisi de Antep'in. Şimdi tamam, şu anda Ufuk'a geçeceğiz. İki tane kahraman şehrin tam ortasındayız sevgili evet. Seyirciler. Peki şimdi ne tarafa gidiyoruz? Şu anda kalenin doğu kapısına doğru gideceğiz. Tarafından. Ana giriş kapısı burası. Evet. Ama kaç geçiş vardı yukarıya? Buraya 5 tane kapıyı geçtikten sonra bak kapıları görüyorsun. 1, 2, 3, 4 diye öyle... Kapılardan güvenlik geçtik. Kapısı. Evet güvenlik yani. Kapısı. Yani o zamanlar tabii buraya aslında özelliği şu hiçbir şekilde saldırılarda ele evet, geçirilemez. Evet, değil mi? Evet. Yani korunma amaçlı çok muhteşem bir yere inşa yapılmış. Hadi Şanlıurfa'ya bir gidelim 2 dakika gelelim. Sevgili seyirciler, muhteşem bir yer. İnşallah siz de görürsünüz. Şu anda Rum Kale'nin batı kapısındayız. Tam 5 tane kale kapısı var girmek için. Tabii eskiden öyle X-ray'ler falan yok. 5 kapıdan geçeceksin, kapıya ulaşacaksın. Surların iç tarafında böyle ufak ufak böyle kesik yerler var. Oralardan oklar atıyorlarmış. Hatta yüzlerce yıl öncesinden kalma bir ok olduğu bile söyleniyor. Duvara saplanmış, ağacı çürümüş, o demiri kalmış orada. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi küçük küçük mağaralar var yine orada. Orası daha önceden yerleşim olarak kullanılıyormuş. Yani orada da yaşam varmış, orada da yaşanmış. Çok güzel bir yer. Fırat ayrı bir yer. Fırat'ı çok seviyorum ben. Fırat'ın üzerine türküler yazılmış, ağıtlar yakılmış, hikayesi var. İnanılmaz bir nehir orası yani. Fırat bambaşka bir su kaynağı her şeyden önce. Hep de Fırat'ın kenarına yerleşilmiş ama Fırat'ın kenarındaki bu kale savunma amaçlı gerçekten çok önemli kalelerden bir tanesi Rum Kale. Hem Roma hem de Bizans döneminde kullanılmış. Dediğimiz gibi çok çok öncesine gidiyor. Hazreti İsa zamanında havarilerden işte Yuhanna'nın zamanına kadar gidiyor. Önceden de öyleymiş. Yine savunma amaçlı buraya yerleşmişler. İncil'i burada çoğaltmışlar. Burada yaymaya çalışmışlar. O şekilde bir hikayesi var buranın. Şimdi Gaziantep'teyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi şahane seyir terası çok inanılmaz bir güzellik katmış buraya seyir terası. Seyir terasına bayıldık. Türkiye'nin en büyük seyir terası olduğu söyleniyor. Çok güzel, çok havalı. Böyle muhteşem olmuş yani. Yakışmış. Çok da yüksek. Tam 180 metre yüksekliğinde bir seyir terası. Çok yakışmış bu şehre. Harika, güzel olmuş. Sevgili seyirciler şu anda neredeyiz? Gaziantep'teyiz. Hemen şurayı döner dönmez. Neredeyiz? Şanlıurfa'dayız. Yemin etsem başım ağrımaz. O kadar tam sınırın ortasındayız. Hemen sağımda görmüş olduğunuz gibi Yavuzeli Limanı var. Yavuzeli Fırat Nehri Limanı hemen görmüş olduğunuz gibi sağımda. Solumda da gördüğünüz gibi acayip bir çalışmalar var. Tam bir restorasyon. Yani hakikaten çok sıkı bir çalışma var orada sevgili seyirciler. Bence ülkemize çok şey katacak çok önemli değerlerden bir tanesi. Tarihi anlamda bu kale çok şey ifade ediyor. Turistler için, bizler için çok şey ifade ediyor. Bu kale restorasyonu bitince efsane olacak. İnanılmaz turist geleceğini ben düşünüyorum. Çok da güzel olacak. Seyir terasıyla, kalesiyle, Fırat Nehri'yle, şabut balığıyla, bir tarafta Halfeti'siyle. Biliyorsunuz Halfeti'de işte o minarenin bir kısmı kalmış, sular altında kaldı biliyorsunuz. Orada su altında kalan evler var. Onları da göreceğiz birazdan. Tam böyle ortada merkezi bir yerdeyiz. Şu anda orada bir gezi teknesi var zaten. Yerli yabancı turistler orada geziyorlar. Onlar eğleniyorlar vallahi. Onlar bayağı eğleniyorlar. Evet, şu anda batı kapısını bitirdik. Şu anda doğu kapısının tarafına geçtik. Siz göreceksiniz. Evet. Kale yarımada şeklindedir. Bu bir şey söyleyeceğim. Orası bir yarık var orada. Evet, evet, evet. Yarımada şeklindedir. Sadece bu tarafı karaya bağlı olduğu için orayı da insan gücünden. Ha. Evet. Vay. İnsan gücünden korunmak amaçlı dağdan ayırmışlar. Vay, 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 vay. Yani oradan da geçiş yok aslında. Korunmak amaçlı dağdan ayırmışlar. Abi bir şey söyleyeceğim. İnsan gücü dedin zaten. Anladım. Evet. Hani hakikaten kazma kürekle bak o kadar orayı yarmışlar. Tabii tabii. Resim, eskiden elektrik ne gezerdi, vallahi makine ya. Ne gezerdi. Külük dedik biz. Külük. Mağara uyarlar aha. Eskiden. Onunla oraya kese kese hem kesmiş taşını kaleye kullanmışlar hı-hı. Yapılarına.
Hem de orayı korunmak amaçlı hendek yapmışlar. Ya. Evet, zamanında yapılan işleri şu anda elektrik yapamıyor. Gücü yetmiyor. Biz denedik hatta. Kalenin üzerinde taşı elektrikle kesmeye çalıştık. Kesmiyor. Evet, yani. Eskinin kestiği taşı şu anda elektrik kesmiyor. Vay. Bu tarafımız Şanlıurfa Halfeti. Hah, geldik. Şanlıurfa'dayız. Evet. Bu tarafımız Gaziantep Nizip. Ha, ha, ikisinin ortasındayız. Evet, bak. Şu anda solum Gaziantep Nizip. Sağım Şanlıurfa Halfeti. Evet. Fırat Nehri'nin tam ortasındayız şu anda. Vallahi, müthiş coğrafyası. Çok güzel bir havası var. Acayip böyle enteresan, böyle mistik bir havası var. Şaput balığı varmış burada. Evet. Yani Yahudilerin kutsal balığı. Evet. Yahudilere göre şaput balığı kutsaldır. O çok güzel bir balıkmış sevgili seyirciler. Seyit arasında da ikram ediliyormuş. Evet, evet. Ortalama o 30-40 kilo civarında olur. Onu parçalarlar. Kuşbaşı şeklinde şişte yaparlar. Yani bir yiyen tadına doymaz. Allah. O şekilde söyleyeyim. Kaptan olduğunuz için şey de merak ediyorum abi. Evet. Çok mu derin Fırat'ın altı? Ortalama şu anda bulunduğumuz yer 45 metre civarında. Bundan ortalama 12-13 yıl önce, yani 22-23 yıl önce burada yaşıyorduk. Öyle mi? Nerede evet. yaşıyordun abi? Bu altımızda, bahçelerde yaşıyorduk. Ha, doğru. Buralarda evet. yaşıyordunuz. Evet, siz. 2000 yılından önce ben ortalama 19-18 yaşlarında askerdeyken baraj yükseldi. Yani ya. Burada yaşıyorduk. Buralar hep ev miydi abi? Evdi, bağ evleri vardı. Aklının hayalinin almadığı meyveler yetişirdi Hadi burada. Ya. Sadece muz yetişmezdi. Diğer aklına ne meyve gelirse burada yetişirdi. Allah Cennetti Allah. Yani. Yani yine çok güzel tabi ama o zaman da farklıydı. O zaman gökyüzü gözükmezdi. Ağaçlardan, meyvelerden o şekilde bir yerimiz vardı. Vay 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 vay. Bak şurada yanından geçtik, elektrik direği var. Aha. Aa, gördünüzse. Evet. Orada bu alanda Kale Meydanı köyü var. Aha. O köy komple suyun altında. Tamamen bitti yani. Ne oldu? O köylüler nereye o gitti? O köylüler devlet arazilerinin evlerinin neyse karşılığını verdi. Nerede? Herkes dağıldı yani. Şu biz dedik sudan çıkmış balığa dönmüş deriz ya. Aha. Onun gibi adamın evi barkı kalmadığından her biri bir tarafa Eyvallah. Dağıldı. Şimdi orada mağaralar var ya abi. Sizin küçüklüğünüzde evet. o mağaralarda yaşayan o var mıydı? O mağaralar sene 82'ye kadar Helina kasabası. Helina mı? Evet. Helina Aha. kasabası. Bizim şu anda yaşadığımız köy Aha. orada yaşıyor. Sene 82'ye kadar. Öyle mi? Birkaç sefer tehlike olmuş. Kaya maya tehlikesi. Aha. Barajdan önce tabii bu baraj tabii. ortada yokken. Hı-hı. Yukarıya devletimiz yeniden yerleşim yeri yapmış. Burayı tamamen boşaltmış yani. Yani normalde mağarada yaşıyor. Evet yani. Evet. Yaşam mağaradaydı. Evet yani. Dedelerimiz babalarımız mağaralarda yaşarmış Vay burada yani. Be. Bu arada Gezi Tekne evet, devam evet, ediyor. Gezi Tekne'miz Ankara gezdiriyor. Ankara Havalimanı'nda dinleyebilirsiniz orada. Hafif böyle bir eğlence katıyorlar kültürel gezinin yanında. Yabancı misafirlerimiz gelince kesinlikle müzik açtırmazlar. Abi doğrusu o değil mi ya? Hakkı da o. Yani bu doğanın güzelliğin sessizliğini bozuyorlar yani. Şu doğanın güzel sessizliği varken abi Erik Dalı evet. güzel. Erik Dalı'nı sonra... Her tarafta yapabilirsin Erik Dalı'nı. Ya, evet. Oynarız şurada. Doğayı dinleyelim. Peki mağarada yaşamışlar ya abi. Evet. O dönemlerde tabi buralara ekip biçiyorlardı. Evet. Yani, verimli topraklar değil mi abi? Evet aynen. O zaman ben yukarıda şey düşündüm. Kalede ne yiyorlardı ne içiyorlardı burada. O zaman onlar da ekiyorlardı. Tarım arazisi yok. Bahçe bu. Meyve zebze. Bu bölgede buğday arpay yok Olma. Yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda Batıkkent. Dediğimiz yer Savaşan Köyü. Tamam. Oraya doğru yol alacağız. Bu tekne kaç metre? Bu tekne 12 metre. Bir süreyim mi Allah'ın seversin? Bir tur ver Allah'ın seversin. Tekne benim değil senin. Ay can. Allah razı olsun. Hadi gel gidelim. Buyurun. Şu anda da Şanlıurfa Halfeti'de Batıkkent'in önündeyiz. Burası Batıkkent diye geçiyor ama
Asıl ismi Savaşan Köyü. Zamanında tabii burada çok güzel bir hayat varmış yine aynı şekilde ama işte baraj sularından dolayı su altında kalması sebebiyle burası devlet tarafından istimlak ediliyor. Burası sular altında kalıyor. Devlet yukarıda yine bir yer veriyor bu köylülere. Yine Savaşan Köyü oluyor. Daha tepede yaşıyorlar artık. İleride yukarıda yaşıyorlar. Fakat enteresan sular altında kalan yeri görüyorsunuz şu anda. Evler sular altında kalmış. Hatta bir cami komple sular altında kalmış. Minaresi sadece görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tamamen aslında turizme kazandırmış bir yapı oldu burası şu saatten sonra. Görmüş olduğunuz gibi sırtlarında hemen dağın yamacında yine evler duruyor. Ama buraların hepsi şu görmüş olduğunuz alanlar hep ev. Hatta bak cami orada. Minarenin bir kısmı sular altında. Caminin kendi normal yapısı, o namaz kılınan yer tamamen sular altında. Bu alanda sadece minare kalmış. Şu anda Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Savaşan Köyü'ndeyiz. Eyvallah. Evet. Şimdi bunun altında evler var değil mi abi? Şu anda evlerin üzerinde duruyoruz biz. Yaşam var, tarih var. Rumkale'de olduğu gibi burada da mağaralar var. Altta çok mı? Büyük evet mağaralar var. Evleri de görüyorsunuz çok eski. Evet. Taş yapı. Yine orada da baksana bir sürü mağaralar var. Aslında evlerin sırtı mağara burada galiba. Evet, evet. Yani önü böyle normal taş sevgili seyirciler. Önü saç, değil arka mi? Taraf mağara. Ben mağarada yaşamak istiyorum ha. Böyle arada bir yani her zaman değil. Ya şimdi eskiden olsa şimdi kınarlar mağarada yaşadı abi, derler. Abi o açıdan demiyorum ki bir şey söyleyeyim. Şu anlamda diyorum. Ya tamamen doğal hani nefes alan bir evet. Kışın sıcak, yazın serin. Tam bir doğa yani ara böyle yılda bir ay olur yani. Bana bir burada mağarada bir yer verin ya. Mağaralar hepsi senin. Kuşat Bey. Allah razı olsun. Şimdi bu caminin yarısı nerede? Evet cami gözüküyor. Caminin damı gözüküyor. Damı nerede? Evet. Yani, nerede? Suyun altında. Ha orada şu ördeklerin evet, olduğu evet, yer. Evet ördeklerin tam altında cami. Tam çatısı. Evet çatısı. Aa, oraya gidemeyiz değil mi? Gideriz yaklaşırız. Ama ben çalıştırıyorum tamam, tekneyi. Abi. Ay, sevgili seyirciler bildiğiniz caminin çatısına geldik. Hemen şurası görmüş olduğunuz gibi. Görüyor musunuz? Hüseyin abi süpersin vallahi harika. Gördük abi çok güzel. Burası çatı sevgili seyirciler. Aşağı doğru of. Vay. Caminin çatısını da gördük böylece. Çok enteresan. Minare bir kısmı suyun içinde bir kısmı dışarıda kalmış öyle. Şimdi güvercin yuvası olmuş. Üstler var ya sevgili seyirciler o üst tarafta görmüş olduğunuz yerler. Şu anda güvercin yuvası olmuş. Ya ama enteresan tarafı şu. Kayada yaşamışlar ama yine kayadan vazgeçmemişler sonraki yıllarda da. Kayayı almışlar sırtlarını. Ondan sonra örmüşler böyle sağlı sollu. Koymuşlar çatısını. Böyle girişte bir oda karşılıyor sizi. İçeri doğru kaya. 2+1, 3+1, 5+1 ne varsa artık kayanın gittiği yere kadar gidiyor. Müthiş evler var. Tabii şu da önemli. Hani dedik ya yazın serin, kışın sıcak tutması lazım. O zaman klima yok. Doğalgaz yok. Onları düşünerekten yapılmış. Müthiş yerler, çok güzel yerler ama en güzel tarafı da tabii dağların böyle sırtında hemen aşağı doğru böyle kayaların olması ve üstteki ağaçlar ne ağacı? Fıstık ağacı. O zaman da fıstık varmış. O zaman da fıstığıyla meşhurmuş. Hakikaten çok güzel yerler. İnşallah gelirsiniz. Vallahi bayılırsınız. Sevgili seyirciler, Gaziantep Yavuzeli'nde kasaba köyünde Fırat'la Merzimen'in birleştiği yerde Rum Kale'nin hemen önündeyiz. Kimle beraberiz? Bir hanımla beraberiz. Evet. O hanımın adı ne? Hanım. Hanım ablam bize ne yapacak biliyor musunuz mu? Dolma yapacak. Ne dolması? Kurutma dolması. Antep dolması. Bunu ıslattın mı sen abla? Haşladım. Önce bir haşladı ablam bunu. Evet. Kaynıyor mu? Nasıl haşlatıyorsun? 15 dakikada haşlıyorum. O kadar? Evet o kadar. Kaynayan suya mı atıyorsun? Kaynayan sıcak suya atıyorum. Sıcak suda haşladım. Haşladın tamam. Yıkadım. Şimdi malzemeler neler? İlk önce onları sayalım. Malzemelerimiz. Kuru dolma. Kuru dolma. Tamam. Kıymamız. Bu kıyma mı? İşte kıyma sayılır. Saydı değil mi? Olur canım kıyma sayılır. Farzın kıyma yani mesela. Kıyma de. Tamam. Pirincimiz var. Tamam. Zeytinyağımız Zeytinyağı. Var. Karabiber. Karabiber. Salça. Tamam salça. Bu da limon tuzu az bir şey. Limon tuzu mu koyacağız? Evet limon tuzu tamam, koyacağız. Limon tuzu. Tuz. Tuz. Başka bir şey. Su. Evet su. Az bir şey su koyacağız. Bu ne? Şu ne? Şu soğan sarımsak. Soğan sarımsak karışık mı? Evet karışık. Şimdi pirincimizi aktarıyoruz. Tamam. Daha önce hazırlamış olduğu pirinç. Soğan sarımsak karışımının üzerine pirincimizi aktardık. Evet. Pirinci ıslattık mı abi? Islanmadım yıkadım. Yıkadı sadece yıkadı. Evet. Şimdi zeytinyağı mı? Nasıl zeytinyağı? Evet, zeytinyağı doğal bak, zeytinyağı. Bak, rengine bak. Bak. Zeytinyağı. Vay. Hanım abla. Vallahi çok güzel. Kız çok güzel görünüyor. Evet, az karabiberimizi aktaracağız. Göz kararı mı? Göz kararı çok acılı olmasın.
Tamam. Bu kadar kar. Bu ne salçası? Üç salçası. Biber mi? Yok, karışık. Tatlı acı. Evet, tatlı acı. Yani karışık. Bir kırtık biber, bir kırtık domates. Karışık. Öyle mi abi? Yoksa hepsi mi biber? Hepsi biber değil. Tatlı biber, acı biber, domates salçası. Üçü bir karışık. Üçü karışık yani ona göre. Onu da kocan. Evet. Şimdi yoğurayım mı? Yoğur abam. Tamam. Hanım ablam şimdi onu yoğuracak. İçinde neler var sevgili seyirciler? İlk önce daha önce hazırlamış olduğu domates ve sarımsağı böyle iyice kıymış böyle ince ince. Onun üzerine ne yaptı? Onun üzerine pirinci ekledi. Pirinci ne yapmış? Yıkamış. Haşlamamış. Evet, onun üzerine ne yaptı? Şahane zeytinyağı. Onun üzerine karabiber koydu. Onun üzerine 3 tane salça. Yani nasıl salça? Domates salçası, tatlı biber salçası, acı biber salçası. Üçünü beraber koydu. Onun üstüne ne koydu? Biraz kuyruk yağı koydu. Onun üstüne koydu biraz sevgisini... Yok. Koydun mu sevgilini? Onu kattın ben onu görmedim kattım, çünkü. Yok kattım. Tamam. Sevgisini de kattı ablam. Kattım. Çok güzel bir yerde sevgisizler. Bir kuş sesleri var. Bir de şurada bir restorasyon sesleri var. Bu restorasyona çok kalmadı. 1-2 yıla biter inşallah. Ama bitince de dünya burada inşallah. Öyle acayip bir yerdeyiz. Bu sesler onların sesi. Çalışacak adamlar ki turist gelsin. Gittin mi oraya? Çıktım. Çıktın. 15 yıl oluyor çıkalı. Abo! Rengi ne güzel oldu ha. Evet, salça güzel. Vallahi salça güzel ha. El yapımı, biz kendimiz yapıyoruz bu salçayı. Maşallah ya. Antep'in her şeyi meşhur. Antep'in fıstığı meşhur. Fıstığı meşhur, evet. Salçası meşhur, biberi meşhur. Evet. Ondan sonra bunlar... Kurutmalığı meşhur. Kurutmalığı meşhur. Şimdi şu an hazır bu. Hazır. Doldurmaya başlayayım. Dolduralım abla. Tamam. Hadi bismillah. Gönül ister ben de sana yardım edeyim ama. Yap. İçim sen ben de doldur. Yanlış bir şey yaparım, şey yapmayayım. Yani. Yanlış yapmazsın. Vallahi. Niye yanlış olsun? Yapayım, elimi yıkadım gerçi az önce. Tamam doldur, başla. Gene de yapmayayım ben ya. Vallahi sen bilirsin. Başla yapayım. Başla. Yapayım başla başla. Yap, yap. Ama diyorsun kadınlar yapıyor, erkekler yapar mı öyle şey bilmiyorum. Yapar ki. Erkek yapar, niye yapmasın? Kınamasınlar beni. Yok yok kınamaz, kimse vallahi kınamaz seni. Tamam o zaman yapıyorum ben. Siz istediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ceketimi çıkarıyorum. Çıkar. Bismillah. Çok ciddi girdim bu işe. Bismillah. Abla ne yapıyoruz kız? İçini dolduracağız. Tam ne kadar dolduracağız? Bu küçük olur dur. Aç şöyle aç parmağından. Hı. Açtım. Bismillah. Çok doldurma. Sen doldur ki ben ona bakayım. Şu kadar yeter mi? Yeter. Vallahi. Az koyacağım. Çünkü pirinç şişiyor ya. Ha, bunu kapatacağız mı? Ne yapacağız bunu? O yanı kapanır. Al bu şekil bana ver. Aa böyle buraya koydum. Hı. Sen onu diz oraya. Siz kendiniz mi topluyorsunuz, hazır mı alıyorsunuz? Oymayı kendimiz yapıyoruz. Peki bunlar mesela böyle kurutuluyor ya burada. Islatmamışız yani. Kuru yok, düşün. Yok kuru. Bozulur mu kuru? Bozulmaz. İstanbul'da, Adana'da, buralarda bozuluyor. Bozuluyor. Çünkü nem çok orada. Şu kadar yeter mi? Yeter. Bunu sen yiyeceksin. Vallahi. Azıcık daha koyayım dur o zaman. İster çok koy ister az koy bunu sen yiyeceksin. Biz tamam. Bunu var ya bir şey söyleyeyim mi? İkimiz seninle 2 saat anca bitiririz ha. Yok yok çabuk bitir. Ne o 2 saat olur mu? Vallahi. Yani? Dolmalarımızı doldurduk. Evet. Ama ben iyi ki gelmişim ha. Nasıl yapacaktın tek başına? Sen gelsin yemek ben yapamazdım zaten. İyi ki gelmişim. Ama yardım ettim Allah için. Sağ ol. İnkar etme ha. Şimdi ne yapacağız? Taşı koyacağız. Taşı koyacağız. Evet. Vay bu özel bir taş ha. Evet yan taşı bu. Bu burada kalacak böyle. Bu böyle kalacak. Tamam su mu? Tuz mu? Limon tuzu az bir şey atacağım. Ha. Çok az atacağım. Ekşi olmasın fazla. Tamam. Az bir şey tuz. Tuz atacağız. Taşın üstüne mi atıyoruz öyle? Tamam. Suyunu koydum o erir içinde. Tamam. Bismillah. Bismillah. Tamam hadi bismillah. Vay 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 vay. Çok güzel oldu seyirciler. İçinde neler neler var. Bir biber dolması var değil mi? Evet. Ondan sonra patlıcan dolması var. Kabak var. Kabak var. Hocam söndü. Ya Allah. Yani şöyle. Bir tane söyle söyle. Söyleyeceğim. Kapattık ne kadar bekleyeceğiz? Yarım saatte bir şey. Yarım saat. Yani kıvırı zıvırı. Hadi 35 dakika olsun. Öyle olsun. He. Bir yemek daha var onu başlayacağız. Evet, hadi başlayalım. Hadi. Sevgili seyirciler, Yavuz Eli kasabada, Fırat'ın kenarında, hanım ablam yanımda. Ne yapıyoruz hanım abla biz? Ekşili köfte. Ekşili köfte yapacağız. Bizim yöreye has ekşili köfte yapacağız. Ekşi mi ablakı? Ekşi mi? Ağzımız böyle mayışacak mı? Yok, fazla ekşi diyor, mayışmayacak. Hafif ekşi. Hafif ekşi olacak. Hafif, çok hafif, ekşi değil. Çok ekşi, tamam. Bize bismillah, malzemeler neler? Bismillah. Onları bir sayalım. Hadi. Malzeme ilk sümüt isteyeceğim. Ne isteyeceksin? Sümüt. Sümüt ne kadar? Bulgur. Ha bu sümüt mü değil? Sümüt ıslayacağım deyince ben de sümüt ne diyorum. Bu ince bulgurdan yapılıyor. İnce bulgurdan yapılıyor. Tamam. İnce bulgur ıslayacağım. Tamam bir ısla. Evet. Ondan sonra malzemelerimizi bir daha sayacağız sevgili seyirciler. Sümüt. Unutmayalım. Sümütü ıslayacağız ilk önce. Sümüt yani ince bulgur. Köftelik evet, bulgur ince, değil mi? Köftelik bulgur. Tamam. Bize sümüt lazım. Başka? Nohut. Evet. Et. Evet. Soğan. Karabiber. Evet. Un. Diye bunlar lazım. Bir de salça mı? Salça yağ.
Bir de salça yağı. Evet. Bu kadar. Bize bunlar lazım. Evet. Şimdi ne yaptık? Sümüt ısladık. Şunu ısladık. Sıcak suyla. Şimdi etimizi kavrayacak. Bastanan kadar. Gelin evet. Şunu açayım bir dakika. Bunun içinde yağ var biraz. Dursun mu? Dursun. Dursun. Tamam. Bunun altını o zaman biraz kaydıracağız evet, bu tarafa. Kaydıracak. Bir ateş yakacağım bunun altını. Tamam. Bu böyle kavrulsun. Tamam. Çok az yağ, içinde yağ var zaten. Bunu burada kavuracağız var. Sevgili seyirciler. Şimdi yağ. Şurayı bir organize edelim. Sevgili seyirciler, Fırat'ın kenarındayız böyle. Acayip keyifli bir ortam. Tüp yok, ocak yok. Gaz yok. Ondan sonra tamamen doğal, organik. Odun ateşinde ne yapıyorduk biz abla? Ekşili köfte yapıyorduk. Ekşili köfte yapıyorduk. Dedim seni denedim, hatırlıyor musun diye. yok hatırlıyorum. Şaka yapıyorum. Ben unuttum ya ne yaptığımızı. Şimdi yaktık. Biraz harlayalım ateşimizi. Ondan sonra da sümütümüz de iyice böyle bir ıslanmış olacak. Biraz ateşimizi harlayalım. Ondan sonra sevgili seyirciler bakalım daha neler koyacağız üstüne. Devam edelim. Şöyle. Ve işte etimiz kavruluyor. Soğanımız. Soğan kattık. Var ya çok güzel oluyor sevgili seyirciler. Odun ateşi. Bak. Bak hanım abla bak. Bu niye? Niye bu? Ocakta yemek yapayım. Çalışıyorum. Yoksa şu adamlardan ne farkım var yani? Çalışmazsan da yemezsin zaten. Evet. Onu çalışıp yiyeceksin. Tabii. Şimdi yağını aktaracağım. Tamam yağını aktaralım. Bismillah. Vay. Şimdi bunun üstüne ne koyduk? Soğan koyduk. Zeytinyağı koydu. Zeytinyağı. Zeytinyağı koyduk. Soğan koyduk. Salçasını koyacak, bir karabiberini atacak. Tamam. Ondan sonra suyunu aktarıp nohudunu koyacak. Karabiber ne zaman koyacağız? Bir koyalım. Biraz da kavrulsun da. Kavrulsun İyi mı? Kavrulsun. İyi çalışıyorum ama ha. Gelen müşterilere yapar mısın mesela? Yapıyor musun yazın? Yemek mi? He. Siparişe göre isteyen olsa yapayım yani. Normalde seyirciler. Gözleme sıkma da yapayım. Sepe kavurumuz da var. Vay! Ekşili köfte. Ekşili köfte mi yapıyoruz biz? Köfte ama onun içinde et var. Et olmazsa tadı olmaz. Ama bir et olacak. Ha. Ya orada bulgur olan köfte mi olacak? Başta. Bulgur köftesi. Ekşili mi, eşkili mi? Ekşili de, eşkili de. Ne atıyor bunu? Ne sallıyorsun onu? Tuz atmadık değil mi buna? Yok atmadık. Dur bir dakika. Attık mı? Yok. Allah'ım atmış olmayalım ya Rabbim. Yok atmadık. Yok atmadık. Tuz atmadık. Aman her şey boşa gidecek ya. Attık mı atmadık mı? Atmadık. İyi düşün bak. Vallahi atmadık. Atmadık. Tamam o zaman. Çünkü bunu mesela unutup bir daha atarsak bitti her şey. Ya Rabbim tuz atmış olmayalım kurban oldum Allah. Elin yanıyorsa ver biraz hemen kaçtırayım. Ya iyi bir diyorsun ya. Bu işte. Ya lütfen ablam ya. Şu elleri görmüyor mu ya? Bak bu eller burada oldu. Az önce oldu. Aa elim yandı tut. Tut. Nazar değdirdin bana. Ben bileyim sen elin yanar. Hanım abla. Efendim. Göze geldik. Suyunu aktarak. Suyunu aktaralım tamam. Su nerede? Şurada getireyim. Bismillah. Sıcak su mu bu? Hı. Tamam. Vay. Böyle de var ya nasıl yenir onu? Ekmeğinin. Hı-hı. Suyuna bana. Önceden haşlanmış olan nohutumuzu da aktardık. Tamam. Şu an at. O bir şey küftemize geçelim. Vay. Kapağını kapattık. Şimdi küftemizi yoğuracak. Küftemizi yoğuralım hadi gel. Bu arada bizim şeye bakalım mı? Dolmaya bir bakalım mı? Bakalım. Açayım mı? Sen aç bak. Bismillah. Dolma nasıl oldu? Bismillah. Suyu az mı çok mu? Anam açılmıyor. Açılar. Para mı istiyor acaba? Açılmıyor. Olabilir. Para açıldı. Da isteyebilir. Abo! Suyu var hala. Var daha var. Bunun daha o suyunu var. Çeksin az kaldı. O suyunu iyice çekecek. Şimdi küfte yapacağız. Başka ne lazım? Tuz lazım. Tuz atacağım az bir şey. Tamam. Şimdi yoğurmaya başlayayım. Bu böyle normal iki köfte yoğurur gibi yoğuruyor ha? Hele az bir şey bana bir damla daha su verin. Su! Bak ne güzel rengi değişti ha sevgili seyirciler. Bir anda çok güzel bir renk halini aldı. Ne yaptın? Yoruldun mu? Yok yorulmadım daha yoğuracağım. Şimdi tamam. Işte yorumunu. Bunu kaç dakika yoğuracaksın? 15 dakika. Ekşili köfte yapıyoruz. Evet. Sümütümüzü yani ince bulgurumuzu, köftelik bulgurumuzu salçayla ama hangi salçayla? Domates salçası, tatlı biber salçası ve acı biber salçası. Üçünü karıştırmış ablam. Onunla beraber iyice yoğuruyor. Hafif böyle çok hafif böyle bir acısı var böyle. Mahoş. Bir de ekşili ya. Ekşi de gelecek çünkü o da nerede bizim? Buna da ekşili konacak. Bak ekşi burada. Asıl ekşi burada. Limon tuzu. Şimdi kaç dakika daha yoğuracağım? Az kaldı. Bu ne unu? Bu kepekli un. Kepekli un. He. Bunu nerede kullanacağız? Bunu içine kullanacağım. Ha daha değil. İçine kullanmazsan dağılır. Ha öyle mi? He dağılmasın diye bir un koyacağım. Tamam babam. Valla öğreniyorum ha ben bunu. Ya güzel bir yemek. Öğren gider evde orada yaparsın. Evet.
Şu Fırat'ın suyu akar serindir, oy oy ölem ölem derdo ölem akar serindir, oy 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 oy. Yârimi götürdü anam kanlı zalimdir, ölem ölem kanlı zalimdir, nasıl gülem oy 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 oy. Yârimi götürdü anam kanlı zalimdir, ölem ölem kanlı zalimdir, nasıl gülem oy 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 oy. Küftemiz sıçradı, misafir gelecek. Aa, öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Hangi sıçradı? Şu. Bak bu sıçradı. Sıçrayınca kim geliyor? Misafir geliyor. Dur bakalım nasıl biri geliyormuş. Sanki bir misafir geldi. Aa geldi. O ev sahibi, o misafir değil. Kim o? O eşim. Adı ne? Erdal. Erdal abi. Aa geldi. Bak sümük sıçradı. Erdal abi geldi. O misafir. Erdal abi gel, Erdal abi gel, Erdal abi. Nasılsın Erdal abi? Ya sen neredesin ya? Ya sen neredesin Erdal abi? Yavuz üzerinden geleyim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hanım ablam tam dedi ki abi, bir tanesi dışarı böyle taştı, oraya düştü. Misafir gelecek dedi, sen geldin. Ev sahibi. Şahane. Şimdi evet. Ne yapıyoruz? Unu koyacağım. Hepsini döküm ya. Yok yok, hepsini dökmeyeceğim. Dökme. Yeter mi? Tamam. Şimdi biraz su ver bana. Çalıştım. Hanım ablam öyle çalıştırıyor beni, öyle çalışıyor. Görüyor musun abi? Aynen. Çok az. Yeter. 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 Tamam. Evet. Ekşili köfte yapıyoruz. Burada etlerimiz evet. Hazır sevgili seyirciler. Evet. Erdal abi, nerede? Yavuz elinde miydin? Aynen, Yavuz elinde bir şoförler arası seçim vardı. Seçim. Kazandık mı? Kazandık. Seçim aldık. Daha belli değil. Beşte. Ya. Hanım abla dedi ki, Erdal Bey'in bir sesi ya. Var. Ambele ya. Burada okur, Şanlıurfa'da duyulur. O eskidendi ya. Yaşlandı artık. Evet. Şimdi köftemizi atıyoruz etimizin içine değil mi abla? Aha. Atayım mı ben, dökün mü? At, bismillah. Için, bismillah. Ya Rabbim bereket olsun. Sen bana şunu ver hele bir. Bu arada hava soğumaya başladı. Yağmur başladı hafif değil mi? Şu olmaz. Az bir şey atayım. Abla sen bana tamam de. Az bir şey yapalım. Bismillah. Tamam. Ekşili köftemizin ekşilerini attık. Köftelerini hazır, kattık. Kapatmış. Ne kadar bekleyecek abla? Biz buna tuzuna bakmadık. He kız, gene unuttuk biz onu vallahi. Sen kaşık getir. Hanım abla. Buyurun. Tuzuna bak. Sen bak. Yok sen bak. Yok yok sen bak. Bir şey mi olur, sana ben nasıl suç atacaksın değil mi? Sen yok, de öyle baktın. Yok sana suç atmayacağım aslında da. Aslında çok güzeldi. Tamam, sen bana tamam dedin de böyle he ben de inandım al. Tamam ver ben tamam, bakayım. Sen bak. Bak bakayım. Üfle de üfle. Bismillah. Ben bakmam daha. Sen bakmayacaksın. Bakmayın. Tuzsuz. Hiçbir şey, tuz atalım. Vallahi. Buyurun atıyoruz. Bismillah. Yeter mi? O kadar mıydı? Yeter, yeter. Bu muydu yani? Tuzsuz olan atsın. He atsın bize ne? Bize mi? Tuz diye çare yok da tuzsuza çare var. Çare kendiniz artık onu atarsınız ona kapat göre. Ağzını. Şimdi kapattım ağzımı. Şahane. 15 dakika pişsin köftemiz. 15 dakika o pişiyor. Şeye şu bakalım. Ondan sonra yağdan nane koyacak buraya. Sevgili seyirciler, kuru dolmalarımız hazır. Hem de odun ateşinde yaptık burada. Abla eline sağlık. Afiyet ha. Olsun. Ha oldu değil mi? Oldu. Bakalım mı? Şu taşı nasıl kaldır? Şöyle mi? Evet. Bismillah. Şu tabağın üstüne. Vay 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 vay. Hele bakın kim gelmiş. Allah Allah. Çok güzel görünüyor. Vay. Of be abla be. Güzel, güzel ne kelime. Şahane. Çok güzel oluyor. Ben sana bir söyleyeyim mi? Odun ateşinde daha güzel oluyor. Odun ateşi daha güzel oluyor. Şahane. Kuru dolmamız hazır. Bunu bir tabağa mı koyalım? Ne yapalım? Tamam. Şöyle bir. Bu biber değil mi bunlar? Bu biber. Şunlar patlıcan mı? Bu acır. Acır mı bu? Hı-hı. Acır var mıydı? Vardı. Ha bu acır. Evet. Bu da patlıcan. Bu patlıcan. Acır. Bu da acır. Ha, bir de kabak alayım. Kabak al. Oh, 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 oh. Şundan bir tane daha biber alayım. Şöyle koyayım. Sevgili seyirciler var ya, yani o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. İnşallah sizler de alırsınız, yaparsınız. Güzel Gaziantep'e gelip, oradan işte Yavuz eline gelip, oradan da böyle bizim kasabaya doğru gelip, Ambele böyle Fırat'ın kenarında şahane yemek isterseniz
Abla siz yine yaparsınız inşallah. Yaparız. He ablam bu arada İncirler çok güzel telefonu açarlarsa yine yaparız. Çok güzel gözleme yapıyor bu arada. Hani neli yapıyorsun gözlemeyi? Peynirli, patateslı, kaşarlı. Abi, ayran da var, çay var. Soğuk içecek var. Allah bereketini versin. Şahane, efsane kuru dolma. Afiyet olsun, bereketli olsun. Yavuz elinde, kasabadayız. Çıkın gelin beraber olsun. Buyurun. Sevgili seyirciler, elimde ne var? Elimde Gaziantep'in meşhur nanesi var. Çok güzel var ya. Oradan getiriyorsun da buraya kokusu elimizden geliyor. Elimizden yapıyoruz zaten, kendimiz kurutuyoruz. Sende ne var? Yağ var. Ne yapacağız biz şimdi? Naneden yağ dökecek içine. Bir önce ısıtacağız mı? Isıttım ben. Ha, ısıttın burada mı? Burada ısıttım, getirdim. Tamam, o zaman dur. Şimdi. Bunun ağzını nasıl açacağım ben? Şöyle. Bismillah. Tamam. Bunun ağzını açtım. Şimdi. Sen naneyi buraya. Şöyle mi dökeyim, elimle mi dökeyim? Nusret ver, biliyor musun? Şöyle dökeyim. Onun gibi dökeyim mi? Tük. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Tamam, şöyle dökeyim. Tük. Sağ olsun, getir. Vay. Ha, bu da böyle dökeyim. Tamam. Bismillah. Oy. Bir saniye. Şöyle dökeyim o zaman. Tavan kurt ısırmış ya. He. Elim yandı. Tamam. Vay. Karıştıracağız mı? Karıştır. Vay. Sevgili seyirciler, o kadar güzel görünüyor ki var ya maşallah. Et var içinde, nohut var içinde. Bir de köfte var. Bir de köfte var. Köfte var. Bulgur köftesi. Bulgurun tamam. Adı neydi? Sümüt. İnce. Şunu masaya ala. Alıyorum hemen, bismillah. Şu tavanın üstüne koyabilirsin. Ya Allah. Ve işte şahane ekşili köftemiz hazır. Çok keyifli. Vallahi Allah razı olsun ya. Afiyet olsun. Eline sağlık. Buyurun. Vallahi. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Bak, et burada, nohut burada, köfte burada. Eline tökersem elin yanar. He, demek vallahi. Ki elimi yaktın deme. Yok abi. Bak, elim yanarsa 3 tabak yerim ha, ona göre. Acım var, ne yapayım ben şimdi? O da var ya. Vay. Şu şekil yeter. Yeter mi? Niye daha böyle bir? Biraz daha mı doldurayım? Bir böyle bir cimri oldum sen. Niye böyle yaptın? Yok, cimri değil. Deniz yani sıcak ya, soğusun dedim. Anam elim yandı. Bak, elin yandı. Komşular, elimi yaktın. 3 tabak daha yemem lazım benim şimdi. İyi, canı sağ olsun. Şahane. Bizim Gaziantep'in efsane lezzetlerinden bir tanesi. Ekşili köfte. Hanım ablam yaptı. Gaziantep'teyiz. Ekşili köfte yaptık. Buyurun gelin beraber olsun. Afiyet olsun. Olsun mu? Olsun canım. Sevgili seyirciler, Gaziantep Yavuz elinde, kasaba köyünde, Fırat Nehri'nin hemen kıyısında, Rum Kale'nin önünde şahane lezzetlerle hanım ablamın konu olduk bugün. Evet, Allah razı olsun. Başın gözün var olsun. Ablam çok teşekkür ederiz. Ne yaptık? Bir kere çok güzel, şahane bizim Gaziantep'in efsane neyini yaptık? Dolmasını yaptık. Dolma, ne dolması? Kurutma dolma. Şöyle evet. Kurutma dolma yaptık. Çok güzel oldu vallahi. Bir de bunların hepsini odun ateşinde yaptık. Evet. Ayrı güzel oldu. Çok güzel böyle efsane. Ne yaptık abla? Ekşili köfte yaptık. Bu da çok güzel oldu. Ellerin dert görmesin. Tariflerini afiyet. Aldınız inşallah. Afiyet olsun. Çünkü çok özel lezzetler. Burada bunlar peynirli mi? Kaşarlı onlar. Bu kaşarlı mı? Hı-hı. İster kaşarlı, ister patatesli. Peynirli, patatesli, lorlu. Şahane. Gözlemesi de burada. Afiyet olsun. Bereketli olsun. Buyurun gelin beraber olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.